Selamlar arkadaşlar, Behçemit adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuncu dükkanı diyebilirim aslında, her şeyin olduğu bir dükkana gideceğiz. İşte Funko Pop'lar, konsollar, oyunlar, figürlerin olduğu güzel bir dükkan. Şimdi yola çıktım, ilk kez gidiyorum oraya ben de. Hatta önden bir ya dedim ki hani YouTube'a video çekeceğim, sorun olur mu? Olmaz dediler. Bakalım neler olacak, let's go! Şöyle gideceğimiz yeri buldum. Karşımızda hemen Forbidden Planet diye geçiyor. Dıştaki Funko Pop'lar çok iyi yalnız. Bu kadar iyi beklemiyordum. Evet arkadaşlar, geldik dükkana. Şimdi çok yüksek sesle konuşmadan, elimden geldiği kadar insanları rahatsız etmeden size etrafı göstereceğim. Bir de alışveriş vesaire yapacağız, bakalım. Direkt Funko Pop diyarı gibi, şöyle etrafı hemen göstereyim size. Mükemmel. Ya o kadar çok Funko Pop var ki, şuraya bakar mısınız? Yani her yer Funko Pop. Gerçekten inanılır gibi değil ve bayağı büyük. Bizim bu DNR falan boyutunda. Fiyatlar da bayağı düşmüş gözüküyor. Şöyle External Wakanda Forever Edition'ları görüyoruz. Genelde 5 pound anladığım kadarıyla. Müziğin güzelliği bu arada. Zelda çalmaya başladı. Şunları gördüm, çok beğendim. Ninja Turtles serileri var. April O'Neil vesaire. Tanesi 11 pound bunların. Normalde gördüğüm kadarıyla 5 pound civarı, 5-6 pound civarında değişiyor. Şöyle Indiana Jones serilerine bakar mısınız ya? Ama bayağı var bunda. Kaç tane? 20 tane falan koleksiyon ürünü var. Şöyle bir tanesinin arkasına bakalım, hatta kaç tane. Şöyle her serileri var gördüğünüz gibi. Bunu da şimdi tek bir şey boşuna alamıyorsun. İster istemez dördünü de almak istiyorsun serideki mesela. Helena Show güzelmiş mesela, bak. Şöyle parlamaması için elimden geleni yapıyorum ama bayağı güzel. Ninja Turtles'ın şöyle bir setini gördüm. Tişörtü var ve bir tane Bad Guy Mutant Ninja Turtle Edition'ı 19 pound diyor. Pop olayı bayağı farklı noktalara gelmiş ya. Allah'ım, E.T. versiyonu bile var. Oha, ben bunu bilmiyordum. Bunu bilenler varsa harbi old'dur bu arada. Oha, bu da kafam kadar yalnız. Yalnız bunlar da bayağı iyi. Palyaço series diye. Ya her şeyin bir serisi var, inanılır gibi değil. Bak burada da mesela Dungeon Dragons. Yani bir şeyi alacaksan mesela, adamlar o kadar smart ki gitmiş illa bir şeyi, illaki setini alacaksın, anladın mı? Yoksa olmuyor yani. Tek kalıyorlar yoksa. Hayda. Harry Potter serileri de burada. Çok güzel be abi. Winnie figürü. Kostümünün değiştiği. Yani neredeyse her sahneden koyacaklar utanmasalar ya. McGonagall with Hogwarts, aman Allah'ım. Ginny Weasley bile var. Ama gerçekten abartmışlar ya. Bir Hermione'nin bile var. Hermione olsun. Ben bunu çok beğendim ya. Ginny Weasley'ninkini çok çok beğendim. Gerçekten mükemmel. Hayda. Ana, He-Man'i bile bulduk. He-Man'in bile var. İnanılır gibi değil. Ben böyle güreş oyunları vesaireyi pek sarmıyor bana ama insanlar seviyor galiba ya. Bak
bunların fiyatı da yükseliyor haliyle. Bunlar yeni galiba, 18 pound diyor. Captain Marvel, Beast'in, hemen yanında Herkül'ün. Herkül'ün fiyatını indirmişler. 9.99 pound diyor. Spider-Man, Medieval Vulture, Vulture, Spider-Bite, Spider-Woman, Spider-Güvenen Woman. Oha! Bu apayrı bir seviyeye gelmiş olaylar ya. Şuraya bakar mısın Spider-Man'lere? 11 pound, 12 pound. Bunların tanesi 12 pound. Spider-Man Edition yine 12 pound. 11.99. Çok çok güzel ama. Birkaç tane alırım dedim ama burada gerçekten girince para falan kalmaz büyük ihtimalle. Oy oy oy. All American Comics. Bunlar bayağı. Bunları işte açamazsın bile yani. O derece güzel. Vallahi hangisinden alacağımı bilemedim şu an. Şu 3 tanesi 12 pound'a gelecek olanlardan bir Naruto'yu aldık. Şu Disney karakterlerinden Tweety ile Daisy Duck, Daffy Duck ve Bugs Bunny arasında gidip geliyorum. Bilemedim. O kadar çok seçenek var ki kafam allak bullak oldu. Buraya aslında gelip böyle saatlerini harcayacaksın. Ne yapayım, ne edeyim falan filan diye. Aha, Gebetto ile Pinokyo da var aslında. Dur ya, ben Gebetto ile Pinokyo'yu alacağım abi. Aynen. Gebetto'yu aldık abi böyle. Hatta arkadakinden seçeyim, çaktırma. Aynen. Gebetto'yu aldık. Pinokyo'muz nasılmış? Pinokyo'yu da arkasından seçeceğim. Çaktırma. Arkası sanki parfüm seçiyorum, öndekileri sıkmışlardır diye. Tamam, 3 tane son 2 pound. Aman Allah'ım, aşık oldum. Bu ne böyle? Forbidden Planet 69 pound. Ron, Harry, Hagrid ve Hermione. Abi şaka mı bu? Şaka mı bu? Abi bu şaka olmalı şu an ya. Abi ben bunu alacağım galiba. Lanet olsun, görmeseydim keşke ya. Dur, bu biraz büyük olduğu için bunu en sona saklıyoruz. Ama ben bunu alacağım galiba. Lanet, keşke görmeseydim ya. Ya mükemmel. Gerçekten mükemmel. Dur, bunu attım hafızaya. Bir turlayalım da, Allah'ım çok korkuyorum. Hareket ettikçe para harcıyorum şu an. Gerçekten tırsıyorum, hareket etmeye tırsıyorum şu an. Oba. Dragon Ball Fighters. Ya bu oyunu falan çok kötü aslında ama karakterlerini çok seviyorum ya. İşte Shin olsun, Goku olsun. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Fiyatları 12 pound bunların. Super Saiyan Majin. Çok güzel, çok güzel yani. Hani Dragon Ball manyağıysanız mesela direkt alırsın abi. Şu komple seti alırsın. Mükemmel. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım şu setlere bak. Alice Harikalar Diyarı'nda kesitini paylaşmışlar. Yanda Mickey Mouse'un 47 pound bunlar bu arada. Şu 39 pound Pinokyo Edition'ı diye geçiyor. Ama mükemmeller ya. Şuraya bakar mısın? Şöyle Cinderella Edition'ı var. Snow White. Bayağı deniz kızı. Disney, Mickey, Disney, o Pokemon. Ben bu arada eBay'de bayağı uyguna buldum. Oradan alacağım gibi duruyor. Tanesi 12 pound diyor çünkü burada bayağı sağlam bir fiyat var. O yüzden sallıyorum. Ağlamıyorum, gözüme Naruto kaçtı ya. Harika abi, harika. Yani ağzım açık hissediyorum. Yemin ediyorum şu güzelliğe bak. 12 pound. Ya anladığım kadarıyla böyle yeni çıkanlar vesaire 12 pound. Naruto çok iyi ama ya.
Böyle indirimde olanlara 6 pound'ı falan düşüyor. Ya düşününce aslında birim olarak çok acıtmıyor. O Stranger Things bu arada. Stranger Things. Oha şeyi bile yapmışlar. Demo batı bile yapmışlar. Steve. Çok tatlı yapmışlar ya Steve. Sadece Steve'i üretmişler zaten. Başka bir şey üretme. Eleven. Ha, Eleven'ı alırız. Düşünsene çocuğunuzun adı 11. 11 gel kızım buraya. Erika. Robin var. Bak Robin'i severim. Şu figürlerin güzelliğine bak çıldırırsın. Harika. Ama çok pahalı be abi. 119 pound ne Allah aşkına. Yani böyle 10-15 santim boyundalar diyebilirim şu an. Tam anlayabiliyor musunuz boyları videodan bilmiyorum ama. Aşağıdakiler. Şu detaylara bak ya. 109 pound. TL'leri değiştiği için sürekli. Şu an pound 35 galiba öyle hesaplayabiliriz aslında. Dragon Ball Nappa. UFO robot. Her şey var. Yan tarafta daha bir değişiyor. Vay vay vay. İndirimde şu an Marvel'ın Comic MP Iron Man'leri 500 poundmuş eski haliyle. Şu an 249-164 poundlara düşmüş. Çok güzel. The Vision Hot Toys. Çok çok güzel. Aşağıda Star Wars'tan figürler var. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. 159-169 poundlarda bu silah tutan arkadaş Captain Vogin Hot Toys. Yani bilmiyorum Star Wars'u bir türlü ısınamadım ya. Harry Potter ince çizgimiz ama. Harry Potter deyince akan sular durur. Çok çok güzel be. Hagrid de vefat etti. Allah rahmet eylesin buradan. Hagrid severlere. Wednesday'inkini bile yapmışlar. Şaka mı bu? Mükemmel. Spider-Man. Harika. Abi bende Toy Story manyaklığı da var ya. Ben Toy Story deyince bir içim bir şey oluyor böyle bir. Şu arkadaki Buzz Lightyear'a kafayı takmış olabilirim şu an. Çok başarılı ya. Şöyle detaylı bir şeylere bakıyordum da bildiğin asa, kalem şeklinde asa yapmışlar standıyla beraber. Çeşitli versiyonları var. 8-9 pound diyor. Şimdi onu alırsam ben büyük ihtimalle Harry Potter şeyi de almak zorunda kalacağım. O yüzden bilemedim. My Hero Academy. Çok tatlı. 15 pound diyor. 30 pound'dan 15 pound'a düşmüş. My Hero Academy'nin serileri böyle. Figürleri. Bayağı tatlı. Hoş duruyor. Bak bu karakterleri mesela bilmiyorum ben. Böyle uluslararası animeler falan filan. Yani anime izliyorum ama bu kadar fazla karakteri bilmiyorum maalesef. Bunlar da bizim minnak Funko Pop'larımız.
Diğerlerine nazaran inanılmaz küçük. Funko Pop'la karşılaştırınca ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsunuz büyük ihtimal. Minnacıklar. Stranger Series var. Akademi Hero'ların var. Naruto, Boruto. Bayağı da var aslında. Aşağıda da varmış. Adam var, Lok falan var. Şu güzelmiş aslında. Şu tatlı iş duruyor ya, Luffy Taro. Karakteri bilmiyorum bile ama çok tatlı. Bayağı güzel. Hayda. Sodalar var. Ben bunları içmeye kıyamam ki. Homer Simpson soda. Bayağı güzel. Yanda ne varmış? Hades'inki var. Oogie Boogie. Çok güzel. Bakayım böyle dikkatimi çeken bildiğim güzel bir karakterinkini yapmışlar mı? Legolas'ınkini yapmışlar. Bunu alır ve açmazsın herhalde yıllar boyunca ya. Ayı Yugi bile var. Çok güzel. Oba şarkı size gelsin. Geçen yine telif yiyorum. Daha da devam ediyor. Sodalarımız limitli üretimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. YouTube kanalıma kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.